maktabla tashkil etilyapti. 2100 dan ortiq O'zbekistonda mashq madrasa va maktab ochilyapti. Tarbiya olib ketyapti internetlarda. Lekin hanuzgacha shu yoshlarni, o'sha yoshlar tushib qolishi davom etyapti. Ham sochun haqiqatan endi din har doim bo'lgan narsa, chunki ana shu bizni ovora ekanini tushuntirish, tarbiyot ishlari ana shu odamlar savolga javob bera olmayaptimi? Nima tushib qolyapti deb o'ylaysiz? Endi bunga faktorlar ko'p. Bir qancha faktorlar bor. Masalan, bittasi iqtisodiy faktor ham bor. İqtisodiy faktor boshlang'ich faktor. Masalan, O'zbekistonda yashayapti-da, ish bilan ta'minlanolmayapti. Nima bo'lyapti? Odatda ko'pchiligi Rossiyaga ishlagani ketyapti. Rossiyaga boradi, mutlaqo boshqa muhit, oilasidagi muhitdan boshqacha muhit. Ko'p Rossiyadagi muhojirda yurgan, ishlab yurgan musofirlarimiz u yoqqa borgandan keyin namoz o'qishni boshlaydi. Halol pokiza yurishga harakat qiladi. Chunki namoz o'qimasa u joyda tamomiy haligi alkash guruhlarni ichiga kirib, yo'q bo'lib, singib, dabdala chiqib ketib qoladi. Hayoti parokanda bo'ladi. Buni ko'ryapti hammasi. Nima qilyapti? Majbur shunga qo'shilyapti. Bu yerda namoz o'qimagan. Bu yerda din haqida mutlaqo xabari ham bo'lmagan. Borgandan keyin shunaqa vaziyatga tushyapti. Yaxshi bu. Lekin bu vaziyatga tushgandan keyin endi dinga qiziqish uyg'onyapti bunda. Nima bo'lyapti? Endi bu YouTube'dan, boshqa joylardan diniy suhbatlarni eshitishni boshlayapti. Birinchi bo'lib Zufarga ro'baro keladi. Nimaga? Hayajonlantirib, baqirib, ana qaydi, mana qaydi deb hissiyot bilan gapiradi. Aqliy mulohaza yo'q. Aqliy vazn yo'q. Qattiq-qattiq gapirganni yaxshi ko'radik bizda. O'shunaqa. Oddiy to'g'ri gapirsangiz eshitmaydi odamlar. Unga shunaqa ajoyib ko'rinadi. Keyin Abdulloh Zufarlarni taktikasi, uslubi uni eshitishi boshlagan odamga birinchi bo'lib sen eng to'g'ri yo'ldasan, kim senga qarshi bo'lsa hammasi xato. Deyish bilan nafrat tuyg'usi bilan boshlaydi. Siyosiy faktor bu ham. Nafratlanib olgandan keyin keladi-da ota-onasini ham bir tinga olmaydi. Bu yoqdagi domlalarni hammasini saroy mullasi, tog'ut malayi bularni gapi olinmaydi degan oldindan o'rnatilgan chip bilan keladi bu yoqqa. U chip kuydirmaguningizcha u bu yoqdagi odamlarni gapini olmaydi hech qachon. U tayyor bo'lib keldi, ichkaridan bo'lmaydi asosiysi. Men bitta faktorni aytayapman. Ichkarida ham shunaqa faktor bo'lishi mumkin. Atrofdagi muhit shunga muvofiq bo'lib qoladi va eshitadi, vaziyatga tushadi. Lekin alhamdulillah juda katta natija bor. 100% shunga ergashayotgan odamlarni ichida 80-90% tushunib yetyapti, orqaga qaytyapti. Qaytyapti, kelib uzrini tavbasini qilyapti, to'g'ri yo'lga o'tyapti. Endi bu diniy soha, ya'ni diniy sohadagi jinoiy to'dalik, ya'ni dinni niqob qilib jinoiy to'daga aylanish boshqa jinoiy to'dadan ko'ra xavfli hisoblanadi. Masalan, ko'chani jinoiy bollar bor, ulardagi faktor boshqacharoq. Ular ma'lum bir narsaga erishgandan keyin bo'ldi, ko'cha to'xtaydi o'zi. Diniy faktor bilan jinoiy to'da tuzilsa, u to'xtamaydi. O'zini o'zi portlatishga ham boraveradi. Siz o'ylaysizki, o'zini o'zi portlatayotgan odam dunyoda nima uchun portlatishi mumkin? Uyalmasdan ba'zi jurnalistlar pul uchun portlatdi deb yozdi. Ey ahmoq, qanday qilib menga milliard dollar bersin, o'zingni portlatasan, portlatasizmi? Portlatmaysizki. Uni qanday ishlatasizki? To'g'rimi? Bu yerda diniy faktor bor, e'tiqodiy. Bu juda ham xavfli, agar to'g'ri yo'naltirilmasa, to'g'risi tushuntirilmasa, bu xavfli minaga aylanadi. Xavfli minaga aylanadi. Bu xavfli. Endi siz bergan savol diniy masalada ko'zga ko'rinyapti. Biz hozirgi mavzuyimizda, lekin bu masala hamma joyda bor. Harbiy sohada ham bor. %100 hammasi sodiq emas. Quloqlik qilayotganlari bor. Boshqa tashkilotlar bilan aloqada o'tirganlari, katta-kattalari bor. Butun dunyoda bor bu. Harbiy qurolni sotayotganlar bor, sxemalarini. O'zini eng nozik joylarini suratga olib sekingina sizdirayotganlar bor. Hamma sohada bor bu. Faqat uni ishlovi o'sha sohani egalariga tegishli. Masalan, diniy masalalarda buni aytib odamlarga tushuntirishlik bo'lyapti. Imomlarimiz harakat qilyapti. Xalqning 90% dan oshig'i imomlarga labbay deydi. 10%, 5% bunaqa jinoiy guruhlar maydonda
qolyapti. Ularni endi bo'lar ekan-da. Bo'lar ekan. Uni iloji yo'q. Chunki hammani bir xil faktor bilan ushlab bo'lmaydi-da. Uni shunga majbur qilib qo'yadi. Yaqinda bir kino taqdimoti bo'ldi, kecha ham suhbatda aytdim buni. Men terrorist emasman degan kino. Bu kino chiqdimi yo bilmayman lekin, taqdimoti bo'ldi. Men chaqirishsa bora olmadim taqdimotga. O'shanda bitta faktorni ko'rsatgan. Kinoning umumiy g'oyasi shu. Ko'chani bolalari bo'ladi. Tarpedalar bor-ku, tarpeda deydi, bilasizlar. Ya'ni bir odam bilan ikkinchi odam o'rtasidagi oldi berdida qarzini to'lamasa tarpedani surishadi oldinga. Ushnaqa bolalar bo'ladi, ikkita bola. Ko'chani bolasi sportsmenlar pul olib beradi. Borib haligini olib borib qabristonga olib borishib, urib bo'yniga pulni qo'yib qancha deb berasan qilib. Qilgan bolalar. Shunaqa ishni qilib yurgan bolalar bir ticaretçini urup paçakın çıkarışı boynuna pullu koyuşadı da müddet alıp ketkenden iken o yaz var adı. Ular nasıl da terpiyle. Yaz var genden iken bunlar ilk kelesige halige biznesmen aytadı ki yani zakas kıyken. Tezde sürüler ingotten deydi. İşi paçak kıldılar indiydi. Ular mecbur boladı. Ular gen hani faktörünü karayın da hayati faktör. Ular Türkiye'ye koçadı. Türkiye'ye koçkenden iken Özbekistan'da halige ticaretçi, büyürtmeçi kolga tüşedi. Cinayi toda sıfatta kolga tüşedi. Halbuki iki tabalarının rasmi Özbekistan'da ilan kılınadı. Kıdır bu deyip. Kim bu Türkiye diyen körgenden kim Türkiye'ye bargende halbuki adamlar ayırtadı ki sen dedi Türkiye'den çıkıp geçişin gereği deydi. Çıkıp geçişin gereği çünkü sana Türkiye soru, Özbekistan soru yaptı deydi. Kanak çıkıp getirmesin ben yol kursatamam deydi. İki de koçanı balası gel. Mutlaka namaz, niyaz, hiç nasıl yok balı. Bitti gözün arası Suriye'de oturdu. Sparsmen balalar, başka yol yok. Birbirine kalıp durup, ne kadar mesela dersi devam edemez dedi. Kinanı koruyun, ideyesi zor. Ve bir neçe sebeplerden bittesi bu. İnsan özü haklamayan barıp kaladı. O şey, mihir operasyası da barıp kalan ayarlarını 80-90% özü haklamayan. İrini mecburiyetinden gidip kalanları var. O da tuğulgen balalar, o şey de tuğulgen balalar. Özü haklayıp tuğulmayan oldu. Bizi vazifemiz ne mi? Mevcut muammanı aldığını alış, yok ki amalga aşken muammalarını yani bertaraf kılış, minimallaştırış en kemide. Şunu tohtatış. Bu sahada risk, en katta risk bizdeki özü. Ben ayetken yapımda mutlaka bir tiyillik bende manfaatli yok. Lekin umidim var ahiratta savab umidim için kılamam bu işini. Lekin en katta risk değil mi? Kulüge kural kötergen cinayetçilerge hatatma her daim. Adli adamlar gemez. Bunu arkasından siyasi maksatına amelge aşırı yetkenler beni yaktırmaydı. Yaktırmaydı bu manada elbette bu deydi. Ce köp yapar var yaptı deydi. Köp yaparamız çünkü sizlere köp iş var yaptılar. Onu aldığını alış için yapar iş gereği. Başka ilacı yok. Ve elhamdülillah netice yakşı. Netice yakşı. Şunu da devam ettiremiz şimdi. Yani.